أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyleye. Sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleye. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyleye. Kıymetli müminler, Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi bizlere hayata nasıl bakmamız gerektiğini, istikbale nasıl bakmamız gerektiğini, dünyayı kazanırken nelere dikkat etmemiz gerektiğini, ahiretimizi kazanmamız için de neler yapmamız gerektiğini öğretmek için göndermiştir. Dolayısıyla peygamberler, hususen Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetlerine sıradan bir tavsiyeci olarak değil, dünya ve ahiret saadetini temin edecek ilahi kriterleri öğretmek için gelmişlerdir, gönderilmişlerdir, vazifelendirilmişlerdir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ümmetine bir babanın evladına öğrettiği gibi her şeyi öğretmeye gayret etmiştir. Bir babanın evladının her şeyiyle ilgilendiği gibi aleyhissalatü vesselam Efendimiz de ümmetinin her şeyiyle ilgilenmiştir. Abdest almasından helaya girmesine ve çıkmasına varıncaya kadar, heladaki temizliğine varıncaya kadar, anne ve baba münasebetlerine, eş ilişkilerine ve evlat yetiştirmesine, ticari kriterlere varıncaya kadar, ahlaki fezail ve kemalata varıncaya kadar her şeyi, her şeyin en doğrusunu öğretmiştir Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri bazen Aleyhissalatü vesselam Efendimizin şahsında bizlere çok güzel ders vermektedir. Duha suresi de bunlardan birisidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yetim olarak dünyaya gelmiştir. Doğduğunda babası rahmetliydi, babası ahirete intikal etmişti. Küçük yaşlardayken annesini de kaybetmişti. Ama Allah Celle ve Ala Hazretleri aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e yetimliğin acılığını tattırmadı. Amcasını ona müşfik bir baba gibi sahip çıkanlardan eyledi.
Yani Allah Celle Celaluhu sahip çıktı. Amcasının gönlünü ona ilgiyle doldurdu. O da kendi çocuğuyla ilgilendiği gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o küçüklük döneminde onunla ilgilenmiştir. Ayrıca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fakir birisi, yetim ve öksüz birisi, imkanı olmayan birisi. Hatta süt anneler pazarı vardı, kadınlar gelirlerdi, süt çocuğu alırlardı, emzirmek için çocuk alırlardı. Kimi seçerlerdi? Ailesi zengin olanı seçerlerdi. Zengin ailenin çocuğunu seçerlerdi. Onun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz fakir bir ailenin babasız yetim bir çocuğu olduğundan dolayı buna kimse talip çıkmadı. En son Halime süt annemiz onu aldı. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz fakr-ı zaruret içerisinde çocukluğunu geçirmiş oldu. Bir üçüncüsü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduğu andan itibaren bütün kainata ışık tuttu. Hidayet rehberi oldu. Deruni bilgilere sahip oldu. Bir beşerin ulaşamayacağı bilgilere sahip oldu. Çünkü Cibril-i Emin geldi, Allah Celle ve Ala Hazretlerinden aldığı bilgileri onun kalbine akıttı. Onu öğretti. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muallimi Cebrail aleyhisselam, Cebrail aleyhisselamın muallimi de Allah Celle ve Ala Hazretleridir. Allah Celle ve Ala Hazretleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla bir takım bilgileri ulaştırdığı gibi kalbine akıtmak suretiyle de bir takım ilham yoluyla ona bilgileri direkt aktarmıştır. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i Allah yetiştirdi. اَدَّبَنِي رَبِّي فَاَحْسَنَ تَعْذِيبِي Beni Rabbim edeplendirdi, ne güzel edeplendirdi diyor. Demek ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in murabbisi kimdi? Allah Celle ve Ala Hazretleri'ydi. Şimdi Duha Suresi'nde Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki Habibim sen yetim değil miydin? Ben sana sahip çıktım. Doğru mu? Şimdi sahip olduğun Kur'an bilgilerinden ve diğer hikmetli bilgilerden, benim sana öğrettiğim bilgilerden mahrum değil miydin? Hiçbir şey bilmiyordu. Nereden bilecek? Bir hocanın dizine diz çökmemiş. Bir hocanın önüne diz çökmemiş. Kimseden bir kelime öğrenmemiş. Dolayısıyla bu bilgilere ulaşması mümkün değildi. Zaten o dönemde mektep, medrese gibi bir kurum da yoktu, böyle bir sistem de yoktu. Peki bu kadar bilgilere nasıl ulaştı? Habibim sen şu anda sahip olduğun bilgilerin hepsinden mahrum idin. Doğru mu? Bilgisizdin. Evet. Şimdi ben seni bu kadar bilgilerle süsledim mi? Evet. Yetimdin, sana sahip çıktım. Bilgilerden mahrumdun, bilgi sahibi kıldım. Ayrıca fakr-ı zaruret içerisindeydin, ben seni kimseye muhtaç olmayacak hale getirdim. Zengin kıldım. Hem kalp zenginliği, kanaat zenginliği, hem de aleyhissalatü vesselam Efendimiz gerçekten kimseye muhtaç olmayacak kadar durumu elhamdülillah iyiydi. Kimseye el açmasına gerek yok idi. Bütün bunları Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri ona hatırlatıyor. Efendimiz'e hatırlatıyor. Habibim bak sen yetim idin, doğru mu? Yetim buluğa erinceye kadar, babasız olana buluğa erinceye kadar yetim denir. Buluğa erdikten sonra artık yetim denmez ona. Yetimlikten çıkmış oluyor, artık adam oldu. Buluğa ermiş olan bir insana babası yoksa bile dini açıdan yetim denmiyor. Sen yetimdin, çocukluğunda baban yok idi. Ama biz sana sahip çıktık diyor Allah Celle Celaluhu. İkincisi, bu bilgilerden, sahip olduğun bilgilerden mahrum idin. Bu bilgileri biz sana öğrettik. Alim kıldık seni.
Üçüncüsü, fakr-ı zaruret içerisindeydin. Birileri sana sahip çıkması gerekiyordu, amcanın sahip çıktığı gibi. Fakat biz seni şimdi kimseye muhtaç olmayacak hale getirdik. Şimdi Habibim, فَاَمَّ الْيَت۪يمَ فَلَا تَقْهَرْ. Bak Habibim, bir yetimle karşılaştığın zaman, o yetimi görünce kendi yetimliğini hatırla. Eski günlerini hatırla. Sakın yetimin gönlünü kıracak, onu üzecek bir tavır sergileme. Dünyada gelmiş geçmiş insanlar içerisinde en kibar, en nazik insan, yarışma yapılsa bir numara Peygamber Efendimiz çıkar sallallahu aleyhi ve sellem. Bırakınız bir yetimi azarlamasını, efendim camiye gelmiş, mescide gelmiş, affedersiniz bir köşede çişini yapanı, bir bedeviyi, herkes üzerine hücum etmek isterken durun, adama dokunmayın ya. Adam başladı işine zaten. Bir bitirsin bakalım. Mescitte çiş yapan adama, durun ya dedi. İşi bitirdikten sonra, adam çişini yaptıktan sonra çağırdı onu yanına. Diğerlerine kalsaydı adamın gırtlağını sıkacaklardı. Çağırdı yanına, dedi ki, burası mescittir. Burada namaz kılınır. O yaptığın işler burada olmaz dedi. Burada olmaz dedi. Getirin bir kova su dedi. Getirdiler bir kova su. Tabii çakıl taşları idi mescidin zemini. Hemen bir kova su döktürdü üzerine. Tamam dedi, şimdi temiz oldu. Şimdi caminin içerisinde affedersiniz şişini yapan bir bedeviye, bu kadar kibar davranan bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yetimle ilgili başını okşayan, sofrasında bulunduran, evinde bulunduran, cennette benimle beraber böyle omuz omuzadır diyen bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yetimleri azarlaması söz konusu mu? Değil. Ama Allah Celle Celaluhu ona diyor ki, bak Habibim sen yetimdin, ben sana sahip çıktım, sakın şimdi yetimleri azarlama. Aslında burada en önemli dersi Allah bize veriyor, değil mi? En önemli dersi bize veriyor. Ey kullarım, ben yetimle ilgili çok hassas olmasını peygamberime emrettiğime göre, o kadar nazik ve kibar olan bir peygamberime emrettiğime göre, siz yetimlere karşı kaba davranabilir misiniz? Asla buna izin vermem. Peygamberimin efendim dikkatini çekiyorsam elbette siz bu konuda çok daha hassas olmanız lazım demiş oluyor. İkincisi diyor ki, Habibim sen bu bilgilerden mahrumdun, bu değerlerden mahrumdur, bu değerleri sana biz verdik. Şimdi ve emmessâile felâ tenher. Senden birisi bir şey öğrenmek isterse, birisi sana bir soru sorarsa, bilgiye ulaşmak isterse, onu da azarlamayacaksın. Muhtaç olduğu bilgi neyse onu vereceksin ona. Sende yoktu bu bilgiler, biz verdik sana bu bilgileri. Ne oldun? Allame oldun. Kainatın bir numaralı efendim alimi oldun. Kainatın bir numaralı alimi kimdir? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Çünkü Allah Celle Celaluhu onu böylesine bilgiyle müzeyyen kılmıştır. Habibim ben sana bu bilgileri verdim. Dolayısıyla senden bir mesele öğrenmek isteyenlere karşı sakın sert davranma. Muhtaç oldukları bilgileri kendilerine ver. Eskiden senin de bu bilgilere muhtaç olduğunu unutma diyor. Üçüncü olarak da diyor ki Allah Celle Celaluhu, sen fakr-ı zaruret içerisindeydin, ben sana sahip çıkmış idim. وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Şimdi bir fakirle karşılaştığın zaman, bir yoksulla karşılaştığın zaman, kendi fakirlik günlerini unutmayacaksın. Kendi yoksulluk günlerini unutmayacaksın. Rabbinin sana verdiği nimetleri de insanlara, çevrene anlatacaksın. Yani verilen nimetleri görmezlikten gelmeyeceksin. Kıymetli dostlar, küfür en büyük felakettir. Küfürden daha büyük günah var mıdır? Yoktur. En büyük günah nedir? Adam öldürmek değil, zina yapmak değildir, küfürdür. Kafir olmaktır. Küfür kelimesi Arapçada
kâfir olmak anlamında kullanıldığı gibi nankörlük anlamında da kullanılır. Nankörlük, elde ettiğimiz, sahip olduğumuz nimetleri görmezlikten gelmek demektir. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ Diyor ki Allah Celle Celaluhu, اِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ Eğer siz Allah'a şükrederseniz, O sizin şükrünüzden memnun olur. Ancak وَاِنْ تَكْفُرُوا Eğer şükretmez de nankörlük yaparsanız وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ Kullarının nankörlüğüne razı değildir. Bir kul eğer nankörlük yaparsa Allah ondan razı değildir. Bu noktadan hareketle kıymetli dostlar, biz de kendimize baktığımız zaman aramızda saygı değer yaşlı büyük olanlar çok daha derinlemesine bu konuyu bilirler. Genç olanlar çok fazla yokluk görmediler. Ama biraz yaşlı olanlar ülkemizde her türlüsünü gördüler. Efendim sabun bulamadıkları, evlerde musluğun olmadığı, gügümlerle, tenekelerle suların taşındığı dönemleri de, evde bir çeşit kahvaltı ile, bir çeşit öğlen yemeği ile, bir çeşit akşam yemeği ile efendim günlerce hayat sürdürüldüğünü bilirler. Yamalı yamalı elbiselerle cumaya büyüklerimizin gittiğini, başka elbise bulamadıklarını, bir ayakkabıyı bir sene kullandıklarını, yamalı yamalı lastiklerle camiye, bayrama gittiklerini büyüklerimiz bilirler. Bir cumada, bir bayramda köylerimizde, camide kara lastik vardı Karadeniz'de. Kara lastik vardı. Bu kara lastikler de yırtıldığı zaman yama yaparlardı. Uhu ile beraber veya benzer bir yapıştırıcı ile beraber yama yaparlardı. Bir lastiği iki sene kullanırlardı. Yokluk vardı. Şimdi her birimizin, bırakın her birimizi, 3 yaşındaki çocuğumuzun kaç çift ayakkabısı vardır? Efendim, alttan giydiğimiz bir elbise olurdu, ikincisi zordu. Eğer kardeşimiz bize yakın bir yaşta ise, birisi de hastaneye gidecekse, postaneye gidecekse, öbür abisinin elbisesini alıp, çünkü kendisininki çok eski olunca, abisinin elbisesini münavebeten alıp veya kardeşin elbisesiyle beraber giderdi. Bu yokluk günleri çok eskiden bahsetmiyorum, aramızda bunu yaşayanlar vardır. Şimdi kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlarım, Allah Celle ve Ala Hazretleri nereden nereye getirdi bizi? Çocuk şimdi annesinden daha doğmadan kaç kat elbisesi var değil mi? Daha doğmadan kaç kat elbisesi var? Doğduktan sonra da sağdan solundan gelenle beraber belki bir çocuğun elbisesiyle 10 tane, 20 tane çocuk bakılabilir. O kadar zengin çocuklar. Anneler, babalar çocuklarına kundak alırken de artık öyle ucuz mucuk kundak da kimse almıyor. Oyuncak bile alırken kaliteli kaliteli oyuncak alıyorlar. Velhasıl nereden nereye geldi? Şimdi kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Buhari ve Müslim'de bize anlattığı 3 arkadaşlık bir olay var. Bu olayı bugünkü dersimde siz kardeşlerimle paylaşacağım. Sağlam kaynaklarda zikredilen bu hadis-i şerifte Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir meclise şöyle anlattığını duydum. Ben çok etkilendim. Sizinle de paylaşayım diyor. İnne thalâfeten fî benî İsrâile ebrasa ve akra'a ve a'ma. Geçmiş ümmetlerden Beni İsrail'de 3 tane adam vardı. Birisi baras, yani cilt kanseri hastalığına yakalanmış. Deri hastalığına yakalanmış.
Derisi benek benek, bütün vücudu böyle. Bir tanesi de tamamen saç kıran hastalığına muptela olmuş. Hiç yüzünde, kafasında, suratında tüy yok. Ne kaşlarda, ne kirpiklerde, ne başta. Tamamen saç kıran hastalığına muptela olmuş. Ve ama bir de ama var. İki gözü kör olan üç kişi. فَاَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَبْتَلِيَهُمْ Allah Celle Celaluhu bu üç tane hastalığa muptela olan insanları imtihan etmek istemiş, murad etmiş. Bu kullarımı ben bir imtihan edeyim. فَبَعَثَ اِلَيْهِمْ مَلَكًا Allah Celle Celaluhu bunu üç tane kişi, üç tane hastalığa muptela olan bu üç kişiye bir melek gönderdi. فَأَتَ الْأَبْرَصَ فَقَالَ Bu cilt kanseri hastalığına yakalanmış olana insan suretinde gelmiş ve demiş ki اَيُّ شَيْءٍ اَحَبُّ اِلَيْكَ Kardeş be! Bu dünyada en çok sevdiğin şey nedir? Bir şey sana vereceğim deseler ne istersin bu dünyada? O da demiş ki لَوْنٌ حَسَنٌ وَجِلْدٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنِّي أَلَّذ۪ي قَدْ قَدَرَنِ النَّاسِ Yani bana eğer birisi, çok yetkili birisi bir şey verebilecek olsa derim ki şu cildimdeki çirkinliğin giderilmesini, efendim güzel bir konum, deri sahibi olmayı, insanlar toplumda beni hep sahip olduğum vücuttaki yaralarım sebebiyle dışlıyorlar, bu manzaradan kurtulmak isterim. Dünyada en çok sevdiğim şey budur. Dünyada bir şey iste verelim deseler bunu isterim dedi. فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَدَرُهُ وَاُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا O melek insan suretinde iki eliyle beraber şöyle vücudunu bir meshetti. Sıvazladı. Sıvazlayınca vücudundaki, derisindeki bütün yaralar gitti. Çok yakışıklı bir renge sahip oldu. Artık toplumun içerisinde kimsenin kınayacağı bir manzara kalmadı üzerinde. Normal, sıradan, kaliteli bir konuma sahip oldu. Bu melek, insan suretindeki melek, ona dedi ki, فَاَيُّ الْمَالِ اَحَبُّ اِلَيْكَ Anlaşılan bu adam, aynı zamanda fakr-ı zaruret içerisinde bir kıvranan birisiydi. Melek, insan suretindeki melek, ona diyor ki, mallar içerisinde en çok sevdiğin, malım olsun desen, sana mal verelim deseler, ne istersin, neye sahip olmak istersin? قَالَ الْاِبِلْ Deve sahibi olmak isterim dedi. Develeri çok seviyorum dedi. قَالَ اَحَدُهُمَا قَالَ فَاُعْطِيَ نَاقَةً عُشَرًا Ona 10 aylık hamile bir deve verildi. 10 aylık hamile bir deve verildi. Fekale barakallahu leke fiha. O deveyi ona teslim ederken Allah sana bereket versin. Bu deveyi bereketli kılsın diye de dua etti. Gitti. Onu bıraktı gitti melek. Kale fe'etel akra'a fekale ayyu şeyin habbu ileyke? Geldi şimdi saç kıran hastalığına muptela olmuş. Kaşı yok. Bıyığı yok, saçı yok, kirpikleri yok. Bu adama geldi melek, yine insan suretinde. Ona da dedi ki, dünyada en çok neyi seversin? Sana iste, dile benden ne dilersin deseler, ne istersin? قَالَ شَعَرٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنِّ هَذَا الَّذ۪ي قَدْ قَدَرَنِ النَّاسِ Yani ben güzel güzel herkesin saçı olduğu gibi, bıyığı olduğu gibi, kaşları olduğu gibi, kirpikleri olduğu gibi, benim de bunların olmasını isterim ve insanlar şu andaki manzaramdan dolayı beni dışlıyorlar, küçümsüyorlar, beğenmiyorlar, topluma meclise almıyorlar. Bu manzaradan kurtulmak isterim diyor. فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ وَاُعْطِيَ شَعْرًا حَسَنًا İki eliyle böyle beraber o melek onun başını sıvazladı ve gerçekten şifaya buldu, bütün sıkıntı gitti. Bütün sıkıntı gitti. Ondan sonra o da fakir olduğu anlaşılıyor.
Diyor ki ona, فَاَيُّ الْمَالِ اَحَبُّ اِلَيْكَ Yani mallar içerisinde bir mal istesen, istediğin bir malı sana vereceğiz desek, ne istersin? قَالَ الْبَقَرْ Ben de sığır isterim, sığırım olsun, ineklerim olsun isterim, dedi. فَاُعْتِيَ بَقَرَةً حَامِلًا Hamile bir, yüklü bir inek kendisine verildi, teslim edildi. فَقَالَ بَارَكَ اللّٰهُ ف۪يهَا بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ ف۪يهَا Melek ona teslim ederken bu yüklü ineği, Allah sana bunda bereket versin, dedi. قَالَ فَاَتَ الْاَعْمَى Onu bıraktı, gitti âmâya. Ona da dedi ki, işte dünyada en çok neyi seversin? Dile benden ne dilersin? Dilediğini vereceğim dense ne istersin? Dedi ki, en يَرُدَّ اللّٰهُ اِلَيَّ بَصَرِي فَاُبْصَرَ بِهِنَّاسِ Yani Allah bana gözümü vermesini isterim, insanları görmek isterim, dünyayı görmek isterim. Bir şey iste deseler, bunu isterim. قَالَ فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللّٰهُ اِلَيْهِ بَصَرَهُ Melek onun da yüzünü, gözünü bir meshetti, sıvazladı ve gözleri görmeye başladı. Adamın büyük bir sıkıntısı gitti. Beni İsrail'de ki üç kişinin imtihanını anlatıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in. Bu da fakir birisiydi. Dedi ki ona melek, فَاَيُّ الْمَالِ اَحَبُّ اِلَيْكَ Mallar içerisinde dile benden ne istersin dense, hangi maldan istersin, neye sahip olmak istersin? قَالَ الْغَنَمْ Koyun sürüsü, koyun sahibi olmak isterim, koyuna karşı sevgim vardır, dedi. فَاُعْتِيَ شَاتًا وَالِدًا فَاُنْتِجَهَ Ona da bir koyun verildi, hamile bir koyun verildi. Allah sana bunda bereket versin, dendi. Şimdi arkadan gelen kardeşlerimize yarıdan itibaren eksik kalmasın diye kısaca özetliyorum. Allah Celle ve Ala Hazretleri Beni İsrail'de cilt hastalığına yakalanmış, cilt kanserine yakalanmış birisini, saç kıran hastalığına yakalanmış birisini, âma olan birisini imtihan etmek için bir melek gönderiyor. Cilt kanserine yakalanan adama dünyada ne istersin diye sorduğunda, bu ciltteki yaralarımın iyileşmesini, güzel bir deri sahibi olmayı arzu ederim. İnsanların beni dışlamayacağı bir güzellik sahibi olmak isterim, dedi. Sıvazladı, bütün hastalığı gitti. Mal olarak ne istersin dediğinde, bir deve isterim, deve sahibi olmak isterim, dedi. Ona 10 aylık hamile bir deve verildi. Ve Allah sana bereket versin, dendi. Saç kıran hastalığına muptela olana gitti. Dünyada en çok neyi istersin, dedi. Ben de dünyada şu üzerimdeki saç kıranın gitmesini ve saçlarımın, bıyıklarımın, kaşlarımın çıkmasını, insanların kerih görecek manzaradan kurtulmamı isterim, dedi. Onu da bir sıvazladı, ondaki hastalık da gitti, iyileşti. Hayvanlardan ne istersin diye sorduğunda, ben de sığır isterim, dedi. Ona da hamile bir inek verildi. Allah sana bereket versin, dedi. Âmâ kişiye gittiğinde, dünyada en çok sevdiğin nedir, dediğinde, ben de gözümün iyileşmesini, insanları, çevreyi görebilmek isterim ve içinde bulunduğum toplumdan dışlanmış manzaradan kurtulmak isterim, dedi. Onun da yüzünü meshetti, sıvazladı, onun da gözleri görmeye başladı. Hayvanlardan ne istersin fakru zaruretten kurtulmak için? Ben de koyun isterim, dedi. Ona da hamile bir koyun verildi. Sonuçta bir tanesinin develeri çoğaldı çoğaldı, bir vadi dolusu kadar devesi oldu. Yani piyasanın deve noktasında en zengini haline geldi. Öbürünün sığırları bereketlendi, bereketlendi, bir vadi dolusu sığırları oldu. Öbürünün de sürü sürü koyunları oldu. Birer vadi dolduracak kadar, her birisi birer vadi dolduracak kadar deve sürüsü, inek sürüsü ve koyun sürüsüne sahip oldular. Hem hastalıklardan kurtuldular, hem de fakr-ı zaruretten kurtulmak değil sadece, belki popüler zengin oldular. Bir vadi dediğine göre, değil mi? Popüler bir zengin oldular. Sonra ثُمَّ اِنَّهُ اَتَ الْاَبْرَسَ ف۪ي سُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ Tabii bu bir günde olmadı, iki senede, beş senede olmadı.
Aradan seneler geçti. Aradan seneler geçti, bu manzara oldu. Seneler geçtikten sonra, böyle maddi imkanlara ulaştıktan sonra o melek, şimdi o cilt kanserine yakalanmış olan birinci adama geldi ama nasıl geldi melek? Cilt kanser hastalığına yakalanmış, üstü başıya bir yara bere, yani o adamın eski manzarası vardı ya, aynı o surette geldi, yaralı, bereli, fakir, efendim, cilt kanserine muptele olmuş bir adam suretinde, gariban, eli titriyor, geldi ona. Dedi ki, رَجُلٌ مِسْك۪ينٌ قَدِنْ قَطَعَتْ بِيَ الْجِبَالِ ف۪ي سَفَر۪ي Ben miskin, fakir, yoksul birisiyim. Yola gitmek istiyorum, gidemiyorum, yaya gidemiyorum, bineğim yoktur. فَلَا بَلَاغَ لِلْيَوْمَ اِلَّا بِاللّٰهِ ثُمَّ بِكَ Gideceğim yere gitmeye hiçbir imkanım yoktur. Allah ulaştırırsa beni ulaşırım. Bir de senden yardım istiyorum. Allah için senden yardım istiyorum. Es'elüke billezî a'tâkel levnel hasene vel cildel hasene vel mâle ba'îran etebelleğu aleyhi fî seferi. Bak ya, benim derime bak, bir de senin derine bak. Benim manzarama bak, bir de senin manzarana bak. Sana bu güzel rengi veren, sana bu güzel deriyi veren, sana bu kadar develeri veren Allah adına senden istiyorum. Beni bu yolculuğumda evime, menzilime ulaştıracak bir deve vermez misin bana? Diyor. Fekal. Bugünkü birçok esnafın dediği gibi. Diyor ki, El-hukuku kethiratun. Aa, verecek adam çoktur be. Dayım var, halam var, köylüler var, akrabalar var. Oo, sana sıra gelmez. El-hukuk kethiratun. Dolayısıyla sana veremeyeceğim. Diyor. Fekale lehu. Diyor ki ona, bu yaralı bereli olan melek. Ke enni a'rifu ya. Ben seni tanır gibi oldum ya. Ben seni tanır gibi oldum. Elem tekun abrasa yakzeruken nasu fakiran fa'atakallahu. Ya sen böyle benim gibi cilt hastalığına yakalanmış değil miydin? Toplumda insanların arasında meclise giremiyordun. Fakr-ı zaruret içerisinde kıvranıyordun. Ben sanki seni öyle hatırlıyorum. Böyle değil miydi? Fakale dedi ki: "İnnemâ varistu hâzel mâle kâbiran an kâbirin." Ben bu servete babamdan, dedemden, atalarımızdan geldi. Ben bu serveti öyle eldim. Fakir makir falan değildim diyor. Fekal. Melek ona dedi ki, اِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَسَيَّرَكَ اللّٰهُ اِلٰى مَا كُنْتِ Eğer yalan söylüyorsan Allah seni eski haline çevirsin. Yalan söylüyorsan Allah seni eski haline çevirsin. Kal. وَاَتَ الْاَقْرَعَ Melek onu bıraktı gitti. Saç kıran hastalığına muptela olup iyileşen insana, sığır, inek sahibi olan, sürüleri olana geldi. Fî sureti, ona da nasıl geldi? Saçları dökülmüş, kaşları dökülmüş, bıyıkları dökülmüş, kirpikleri dökülmüş bir surette geldi. Fekâle lehu, ona da dedi, ben miskin birisiyim dedi. Yolda kaldım dedi. Gidecek hiçbir imkanım yoktur dedi. Allah bana yardım ederse gideceğim yere ulaşabilirim. Bir de sen bana destek verirsen, ne olursun, bana destek verirsen gideceğim yere giderim. Sana bu güzel saçları veren, bu güzel kaşları veren, bu güzel sakalları, bıyıkları veren, seni bu kadar mükemmel hale kılan, bu kadar sürü inekleri de sana veren, Allah adına ne olursun bana yardım et, dedi. O da dedi ki, geç be, benim verecek adamım çoktur. Benim kapı hiç dilenciden boş kalmıyor. Her zaman bize gelen oluyor. Sana verecek bir şeyim yoktur. Akrabalardan var, köylülerden var, oradan var, buradan var. Halbuki akrabalar da gittiği zaman, o size sıra gelmiyor ki diyor. Akrabalar da öyle söylüyor. Alıştı ya şimdi, hep havale etmeye alıştı ya. Kim giderse gitsin. Birisi gitse diyor ki ben Ali Hoca'ya veriyorum. Ali Hoca gitse diyor ki ben Hasan Hoca'ya veriyorum. Hasan Hoca gitse Ali Hoca'ya veriyorum diyor. Ali Hoca gitse Hasan Hoca'ya veriyorum diyor. İki cami arasında beynamaz. Vermemek için çareyi buldu yani.
فَقَالَ لَهُ مِثَّ مَا قَالَ لِهَذَا وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثَّ مَا رَدَّ عَلَيْهَذَا Dedi ki ya ben seni tanır gibiyim sanki ya, sen de böyle saç kıran hastalığına muhtelaydın, fakr-ı zorreti, sanki öyle bir... Geçti ya, ben bu tüyü servet ediyor, babamdan, dedemden sahip oldum, öyle malik oldum diyor. Ona da diyor ki, eğer sen yalan diyorsan Allah seni eski haline çevirsin. Be'etel âmâ, geldi âmâya, üçüncü insana geldi. Fî sûretihî ve heyyetihî. Âmâya nasıl geldi? Gözleri âmâ, kör, elindeki bastonla beraber geldi. O âmânın eski suretinde geldi. Dedi ki ona, miskînün ve ibn-i sebîlin, ben fakirim, bir de yolcuyum. Darda kaldım, gidemiyorum. Bana yardım edersen, Allah'ın yardımıyla, senin desteğinle gideceğim yere giderim, yardıma ihtiyacım var, bana yardım et, ne olursun. Allah yardım ederse, sen elimden tutarsan, sıkıntımdan kurtulurum. Değilse yandım, yandım, gidemiyorum, kaldım yolda. Sana gözlerini veren, bu kadar koyunları sana veren Allah adına, ne olursun bana yardım et, der âmâya. Âmâ der ki kendisine, kardeşim, ben de bir zamanlar senin gibi âmâydım. Allah bana gözlerimi verdi, şimdi görüyorum. Ben fakirdim, Allah bana şu gördüğün sürüleri, göreceğin sürüleri verdi. Kalabalık sürüm oldu. İstediğin kadar alabilirsin. Benimki az değildir. Ne kadar istersen alabilirsin. İstediğini al, istediğini bırak. فَوَاللّٰهِ لَا اَجْهَدُكَ الْيَوْمِ Allah'a yemin olsun ki ne kadar alırsan al, sana dur demeyeceğim. Bende hiç yoktu ki. Hiç yoktu bende. Gözlerim de yoktu. Gözlerimi verdi, yetmedi, bir de bu sürüleri verdi. Şimdi ne kadar alırsan al, ben sana yemin ediyorum, dur demeyeceğim. İstediğin kadar aldı. فَقَالْ اَمْسِكْ مَالَكْ Melek açtı gözlerini. O zamana kadar âmâ olan şimdi görmeye başladı. Dedi ki, sırtını sıvazladı. Al, malın senin olsun. Koyunların senin olsun. فَاِنَّمَ بُتُل۪يتُمْ Siz üç arkadaştınız. Üçünüz de imtihan oldunuz. Allah sizi imtihan etti. فَقَدْ رُضِيَ عَنْكَ وَشُخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ Allah senden razı oldu. Sen imtihanı kazandın. Arkadaşların imtihanı kaybetti. Kıymetli dostlar, bu hadis-i şerif Buhari ve Müslim'de rivayet edilen sahih bir hadis-i şeriftir. Geçmiş ümmetlerde imtihandan geçen üç kişiyi anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uykuları kaçırmak için bu hadiseyi bize anlatmıyor. Bundan ibret alalım diye Allah Celle Celaluhu Habibi vasıtasıyla bu bilgiyi Efendimiz tarihçi değildi değil mi? Beni İsrail'de üç tane böyle insanın olduğunu, başlarından böyle bir olay geçtiğini Efendimiz yanlarında değildi. Kim öğretmiş Efendimiz'e? Allah öğretti, o da bizi öğretti. Sonuçta biz bundan bir ders çıkaralım diye Allah Celle Celaluhu Habibi ile bizlere bunu öğretti. Şimdi genç ihtiyar kardeşlerim, özetle size şunu söylüyorum. Bugün olduğumuz manzarayı bir düşünelim. Yaşımıza göre 20, 30, 40, 50, 60 sene önceki manzarayı bir düşünelim. O manzara ile bugünkü bulunduğumuz manzara arasında ne kadar mesafe var? %90'ımız şunu diyeceğiz, hayal edemediğim şeylere sahip oldum. İstanbul'da evim olacak, ha? İstanbul'da dairem olacak. Ne dairesi be? Binalarımız olmuştur. Ne binası? Fabrikalarımız, iş yerlerimiz olmuştu. İşçi olarak bizi kabul etseler, amennâ ve saddakna derdi, şimdi patron olduk, işçilerimiz vardır. Yani nereden nereye geldiğimizi, kıymetli kardeşlerim, bir düşünelim. Ha, yokluk edebiyatı yapmayalım kıymetli dostlar. Yokluk edebiyatı yapmayalım. Hani ezan okundu, ben hemen bitirmek isterim. Şu kadar söyleyeyim. Her kardeşimiz, ben bu işin içerisinde olduğum için tecrübeyle sabittir. Her kardeşimiz 5 sene önce gittiğimizde kendisine, hocam bu sene işler çok kötü, hiç bu kadar olmadı. Bir sene sonra gittiğimizde, hocam sorma bu sene geçen seneden çok daha kötü. Bir sene sonra gittiğimizde, hocam sorma çok daha kötü.
Ya durmadan kötüye giden adam elini açması lazım, dükkanları kapatması lazım değil mi? Ama arabanın modeli değişiyor, bir evi vardı bir tane daha alıyor, iş yerini büyütüyor, vitrinler değişiyor. Orada hiçbir değişiklik olmuyor, ilerleme oluyor ama ağlama edebiyatına gelince hep ağlama, ağlama, ağlama. Kardeşim niye ağlıyorsun? Şükretsene, haline şükretsene. Almasını bildiğin gibi vermesini bilsene. Acınacak halde olduğun zamanları niye unutuyorsun? Şimdi niye acıyacak halde olduğun halde hala acındırıyorsun kendini? Allah bunu sevmez. Allah bunu sevmez. Olmadığı zaman sabretmesini bileceğiz. Olduğu zaman şükretmesini bileceğiz. Yüce Rabbim nankörlükten her birimizi muhafaza eylesin. Geçmişi unutmaktan muhafaza eylesin. Yüce Rabbim fakirlere, yoksullara yardım etme duygumuzu ziyade eylesin. Cömertliğimizi ziyade eylesin. Cenab-ı Hak helal, bol bereketli kazançlarla hepinizi merzuk eylesin. Siz Kur'an hizmetlerine sahip çıktığınız gibi, faturasıyla, inşaatıyla, efendim, ilgilendiğiniz gibi Cenab-ı Hak da sizin bütün sıkıntılarınızı yok eylesin. Yuvalarınıza huzur versin, bereket versin. Çoluğunuzu, çocuğunuzu hayırlı eylesin. Ehli Kur'an, hamili Kur'an, hadimi Kur'an eylesin. İşte sıkıntısı olanlara, borcunu ödemekte sıkıntısı olanlara, alacağını tahsilde sıkıntısı olanlara Rabbim yardım eylesin. El-Fatiha.